Konsey üyeleri bu raporları istemeden hemen hazırlayın bari. Evet, yazıyor musun? Yazıyorum Yüce Kulina. Nerede kalmıştık? Bugün 3. oyuncak haftasında düzeni bozan hiçbir şey olmadı. Şoker de son günlerde oldukça uysal. Sen öyle zannet. Günlerimiz sakin, neşe, mutluluk içinde geçiyor. Kapıda biri var, kapıda biri var. Aptal kuş. Sen kapı mı dinliyorsun bakayım? Ne münasebet canım, ben şimdi geldim. Ne istiyorsun? Kendimi çok yalnız hissediyorum. Luna'nın gitmesi bana çok dokundu. Luna'yı ben de çok özlüyorum. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. O özgür ruhlu bir peri. Hem belki böylesi daha iyi oldu. Eğer burada kalsaydı kim bilir onu nasıl hayartacaktın. Ne var? Luna ile beraber yaşamak istemem suç mu yani? Herkes sevdiğiyle beraber olmalı bence. Ay kapat çeneni Şoker. Nedenmiş? Örneğin sen müdürle burada yaşamak istemez miydin? Ay hiç fena olmazdı. Ay çekil git şuradan. Kafamı karıştırma, yapacak işlerim var benim. İyi tamam tamam. Seninle de dertleşilmiyor zaten. Seninle çok dertleşiliyor. Şunu söylediğine de bak. Müdürle burada yaşamakmış. Ay, aslında çok güzel olurdu ama. Boş hayaller bunlar Kulina. İyi ki söyledin realist kuş. Herhalde. Ay, nerede kalmıştık? Müdür bey buraya geldi. Müdür bey buraya mı geldi? Ne oldu? Ay bu Şoker aklımı karıştırdı benim. Değişik bir şey yapmak istiyorum. Yaratıcılığımı konuşturmalıyım. Bir dakika. Ne diye hep kötü düşünüyorum ki? Bu sefer çok büyük bir iyilik yapıp Kulina'yı şaşırtayım. Güzel. Ne yapsam? Mavi ormandan çiçek mi toplasam? Yoksa Kulina için bir beste mi yapsam? Hayatın tadını, dağıt üstünü, başını, saçını. Geçecek tüm bunlar, inanamıyorum. Kulina'yı artık hiç takmıyorum. Gülmek kadar güzel şey olamaz. İki dünyada da moralimi bozamaz. Haydi sen de çıkar hayatın tadını, dağıt üstünü, başını, saçını. Bestecilik günlerim çok gerilerde kaldı. En iyisi Kulina'nın bir dileğini gerçekleştirmeli. En çok istediği şey. Buldum. Müdürcüğü buraya gelsin. İyi de nasıl olacak bu? Bu işin çözümü mutlaka kütüphanede vardır. Evet. Dünyadan birinin oyuncaklar dünyasına getirilmesi. Bunu Kulina hemen yapabilir. Ama ben nasıl yapacağımı bilmiyorum ki. Acaba becerebilecek miyim? Eğer becerebilirsem Kulina sevinçten deliye dönecek. Sanırım bu işime yarayabilir. Sihirle dünyaya gidiş gelişler. Evet, bakalım ne varmış bu bölümde. Oyuncaklar dünyasında yaşayan birinden alınacak saç hazırlanacak iksirde kullanılır. Bu kişinin dünyaya gidebilen birisi olması gerekir. Bekle Kulina, sana harika bir sürprizim var. Neydi?
Merhaba. Ay Şoker, ne alemsin? Bu ne kıyafet ayol? Kulina, son günlerde senin görüntünle ilgili beğenmediğim şeyler var. Bu konuda sana yardım etmek için geldim. Ne? Kötü mü görmüyorum? Ama bu nasıl olur? Ben her zaman kendime özen gösteririm. Ay, çabuk bana doğruyu söyle Şoker. Çirkin mi görünüyorum yoksa? Sakin ol. O kadar da kötü değil. Daha doğrusu düzeltilemeyecek bir durum değil. Saçın, sorun saçlarında. Aa, saçımda mı? Saçlarını çok demode tarıyorsun Kulina. Ay, ciddi misin? İşte şimdi yıkıldım. Dalga geçmiyorsun değil mi Şoker? Bakma Kulina. Seni arada bir üssem de sonuçta sen bizim başberimizsin. Güzel görünmeni herkesten daha çok isterim. O yüzden seni bu kötü görüntünden kurtarmaya karar verdim. Dünyada dolanırken çok güzel modeller gördüm. Şimdi onlardan birini sana uygulayacağım. Ay, çok teşekkür ederim Şoker. Çok çok iyisin. Ay. Bana bak Şoker. Beni maymuna çevirmeyeceğinden eminsin değil mi? Hiç öyle şey olur mu? Bana güven Kulina. Bu saç modeli seni son derece genç ve güzel gösterecek. Ay, gerçekten mi? Tabii ki. Kendini benim sihirli ellerime bırak Kulina. Gerisini merak etme. Ah, çok teşekkür ederim. Ah, çok heyecanlıyım. Hiç fena değil. Ay, bravo yani Şoker. Bambaşka bir tipe bürünmüşüm. Ben sana söylemiştim Kulina. Hadi, iyi günlerde kullan. Saatler olsun. Güle güle. Bu Şoker de bazen canımı sıkıyor ama böyle küçük sürprizlerle gönlümü almasını da çok iyi biliyor. Yüce Kulina, şu go... Ay, ne var çocuklar, yine ne oldu? Yine ne oldu? Yüce Kulina, saçı çok feci görünüyor. Ay, yeni bir model bu, Şoker yaptı. Gelin, bunu yapmasına nasıl izin verdiniz? Ay, yapmayın çocuklar, korkutuyorsunuz beni. Gayet güzel görünüyordu. Bir dakika, şüphelendim şimdi. Şoker, bunu bana nasıl yaparsın? Çabuk bana Şoker'i bulun. Çabuk, koşun çabuk. Şoker, öldüreceğim seni, öldüreceğim. Şoker! Evet, biraz da şundan koyalım. Şimdi de Kulina'nın saçından bir tutam attık mı? Bakalım sana yapacağım sürprizi beğenecek misin Kulina? Şoker, Kulina sana çok kızgın. Her yerde seni arıyor. Ama hani, o da şakadan hiç anlamıyor. İşte, eğlence başlıyor. Buyurun müdür bey. İyi de ben çay istemedim ki. Taze demledim. Sıcak sıcak bir fincan içersiniz diye düşünmüştüm. İyi. Ver bakalım. Ne bekliyorsun? Hiç. İçin bakalım, beğenecek misiniz diye çok merak ettim de. Tövbe tövbe, içelim bakalım. Gerçekten de çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun müdür bey. Bir koku var.
Kulina'nın saçları gibi kokuyor. Aklımdan hiç çıkmadığı için her şeyde ondan bir parça buluyorum herhalde. Olacakları düşündükçe şimdiden heyecanlanıyorum. Nihayet döndün Şoker Efendi. Sabahtan beri seni bekliyorum. Ne oldu Kulina? Ne olduğunu sen çok iyi biliyorsun. Saçımı o hale getirmek ne demekmiş göstereceğim sana. Sen modadan anlamıyorsan ben ne yapayım yani? İyilik yapmaya çalışmıştım. Hem bence çok yakışmıştı. Öyle mi? Al bakalım, bu da sana çok yakışacak. Çok teşekkür ederim Kulina. Eminim çok güzel olmuştu. Ben gideyim de kendime bir bakayım. Güle güle Kulina. Dönüşte müdürü beraberinde buraya getireceksin. Ne kadar eğlenceli değil mi? Daha o kadar sevinme bakalım Nana. İnsan olmayı beceremedin işte. Ay sıkma canını, bu da iyi bir şey. İnsan olmaya başlamışsın işte. Ay sevinmelisin Nanacığım buna. Ama böyle giderse yakın zamanda insan olmayı başaracak. Hemen bir şeyler yapmalıyım. Ama ne yapmalıyım? Anneciğim, bendeki vazife aşkını görüyor musun? Bayram seyran, hafta sonu demiyor, durmadan çalışıyorum bu ilim irfan yuvasında. Tek amacım sana layık bir evlat olabilmek. Gerçi Kulina Hanım'la şöyle Göksu'da küçük bir hafta sonu gezintisi hiç de fena olmazdı ama. Ne yapalım? Kendini kibara düşürüyoruz. Aman Allah'ım, neler oluyor bana? Neredeyim ben? Bu bir kabus olmalı. Odamda çalışırken nasıl geldim ben buraya? Ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama nereden? Olamaz. Olamaz. Gözümü açıyorum, kapıyorum. Yine aynı yerdeyim. Nasıl düştüm ben buraya? Ama öyle yapmak istemiyorum. Bunlar da kim böyle? Merhaba. Yeni mi geldin buraya? Merhaba. Evet, yeni geldim. Söyler misiniz bana? Neresi burası? Aklımı kaçırıyorum galiba. Öteki taraf dedikleri böyle bir yer mi acaba? Burası oyuncaklar dünyası. İlk gelenler hep böyle şaşırır. Hı? Ama bundan sonra hep burada yaşayacaksın. Burada mı yaşayacağım? Olur böyle şey canım. Benim işim gücüm var. Öğrencilerim beni bekler. Buradan nasıl çıkılır? Rica etsem bana gösterebilir misiniz? Çıkış kapısı nerede? Buradan çıkış yok ki. Artık hep burada yaşayacaksın. Ama benim buradan derhal gitmem gerekir. Ben burada kalamam. İmdat! İmdat! Yardım edin bana, kurtarın beni. Ne tuhaf bir oyuncak, öyle değil mi? Gerçekten böylesi daha önce hiç gelmemişti. Yüce Kulina, yeni bir oyuncak geldi. Ne zaman? Biraz önce koridorda gördük. Aslında pek oyuncağa da benzemiyor ama buraya geldiğine göre oyuncaktır değil mi? Herhalde. Yalnız anlamadım. Nasıl oyuncağa benzemiyor? Benzemiyor işte. Böyle şişman, kel kafalı, gözlüklü. Daha çok insana benziyor. Bu tarif bana birini hatırlattı ama olacak şey değil, imkansız. Hadi gidip bir görelim bakalım şu yeni oyuncağı. Hadi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Dönüyorum.
dolaşıyorum. Yine aynı yere çıkıyorum. Buradan bir kurtuluş yok mu? Ne yapacağım ben? Ay, bu nasıl olur? Aman yarabbi. Gözlerime inanamıyorum. Kulina Hanım. Ay, sakin olun. Ay. Kulina onu tanıyormuş. Hatırladım ben bu keltoşu. Korfu, suratını silmesini istemiyorsan kapa çeneni. Ay, tamam canım. Kulina Hanım, bana neler olduğunu anlatır mısınız? Söyler misiniz bana? Benim ne işim var burada? Burası neresi? Burası ne tuhaf bir yer sultanım. Bizim ne işimiz var burada? Kabus görüyorum diyordum ama siz karşıma çıktıktan sonra kabus tatlı bir rüyaya dönüştü. Bu adam ne tuhaf konuşuyor ya. Yalnız burada yaşayanların bana terbiyesi biraz eksik geldi. Kulina Hanım, siz buraya daha önce hiç geldiniz mi? Ah, bunu yapanı bir elime geçirsem ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Efendim? Belki bu sizin bir hayaliniz. Hayalinizin içinde ben de varım. Öyle ya, yoksa böyle tuhaf bir yer olur mu? Odamda çalışıyordum. Birdenbire kendimi burada buldum. Bana olan ilginiz aklınızı başınızdan aldı herhalde. Ha? Hay Allah, tabii. Ben bunu nasıl da düşünemedim. Kara sevda demek ki benim aklımı başımdan almış. Ama ziyanı yok. Hayallerimde de olsa sizin yanınızda olmak bana yeter. Ay, neler diyorsunuz ha? Bu iş mutlaka Şoker'in başının altından çıkmıştır. Müdürcüğüm, siz şöyle oturun, birazcık istirahat edin. Benim biraz işim var. Ama sultanım, beni burada yalnız başıma bırakmayın. Zaten sizi bulana kadar akla karayı seçtim. Merak etmeyin, birazdan dönerim. Ah Şoker, elimden çekeceğim var şimdi. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Yine yalnız kaldım. Efendim, sizden bir şey istemeye geldik. Tabii, buyurun. Nerede bu adam? Kulina döndüğüne göre onun da buraya dönmüş olması gerekir. Hiç merak etme Şoker. Geldi ve şimdi de odamda. Kulina, nasıl? Sürprizimi beğendin mi? Delirdin galiba Şoker. Sen ne zaman usanacaksın? Ne yani? Kızdın mı şimdi bana? Herhalde Sersem. Ne zannediyorsun? Bunu bana nasıl yaparsın? Ama Kulina, ben sen mutlu olursun diye düşünmüştüm. Mutlu olmak mı? Böyle bir şeyden nasıl mutlu olabilirim ki? Onun burada yaşamasına imkan var mı sence? Neden olmasın? Senin yanında çok mutlu. Burada sadece oyuncaklar yaşayabilir Şoker. Bunu bilmiyor musun? Hadi diyelim konsey üyelerinin haberi olmadı da başımız belaya girmedi. Ama adam bakalım burada yaşamak isteyecek mi? Ay, çok aptalca bir şey yaptın Şoker. Biz müdürle ayrı dünyaların insanlarıyız. Bunu anlamıyor musun? Seni çok kötü cezalandıracağım, haberin olsun. Yine mi ceza ya? Hadi şimdi kütüphaneye bakalım, bu işi nasıl çözeceğiz. Hadi. Demek size bir şeyler öğretmemi istiyorsunuz çocuklar, öyle mi? Şu işe bak. Gördüğüm hayallerde bile eğitimcilik vasfımdan uzaklaşmıyorum. Ne mutlu bana. İyi ama çocuklar, burada araç geliş falan bir şey yok ki. Nasıl yapacağız bunu? Ne lazım? Söyleyin bize, hemen halledelim. En azından bir tahta, sırala, defter, kalem filan. Çocuklar, bu işler gerçekte de ne olsaydı ülkemiz ilim irfan yuvası olurdu. Okulsuz köy kalmazdı. Ah Şoker, görüyor musun şu başıma açtığın işi? Hah, işte burada. Bunun için bir iksir formülü varmış. Hemen hazırlayalım. Evet çocuklar. Gorfo topu at. Gorfo topu at. Gel Kulina gel. Gel Kulina gel. Aferin çocuklar.
Çok güzel. Ay çok hoşsunuz müdürcüğüm. Çocuklara eğitim mi veriyorsunuz? Sonunda geldiniz Kulina Hanım. Ben de gelmeyeceksiniz diye endişelenmeye başlamıştım. Ay hadi artık alın için şunu. Bütün bu yaşadıklarınızı tatlı bir rüya olarak hatırlayacaksınız. Gerçekte ya da hayalde, yanımda siz olduktan sonra her şekilde yaşamaya hazırım. Hadi artık için şunu. Çocuklar, size öğrettiklerimi unutmayın. Derslerinize iyi çalışın. Oldu mu? Tamam. Bu iş de halloldu sonunda. Müdürcüğüm artık hoş bir rüya olarak hatırlayacaksın. Ay bu şokere ne ceza versem acaba? Aklı sıra bana iyilik yapmış. Ne var? Kadın! Ne bakıyorsun? Kadın! Oğlumu nereye kaçırdın bakayım? Ay bir de şimdi seninle hiç uğraşamayacağım. Yemedi ki oğlunu. Hay Allah, içim geçmiş. Ne garip bir rüyaydı. Ah Kulina Hanım, ah. Bilseniz sizi ne kadar özlüyorum. Gece gündüz hep hayalimdesiniz.